Şimdi odamıza kayıtlı 24 tane market var. Bizim odamıza kayıtlı. Akçabacada 24 tane market var. Bundan Zincir olanlardan 14'ü ulusal market. 14'ü zincir, yani Türkiye çapında şubeleri olan ulusal marketler. Bu marketlerin odamızla olan ilişkisi nedir? Odamız bunların hepsini birer üye olarak kabul ediyor. Bunlardan şimdi bizim odamızın gelir kaynağı bir üyelik aidatıdır. Bir de üyelerin yıllık ödedikleri vergiden %2 oranında aldığımız bir paydır. Vergi dairesinden aldığımız bir paydır bu. Bunlardan sadece üyelik ücreti alabiliyoruz. Onların ödedikleri vergiden bize düşen pay binlerce şubeler olduğu için 50 kuruş ya da 25 kuruş gibi böyle komik rakamlar oluşturuyor. Onun için buradan böyle bir gelir elde edemiyoruz. Bunların kazancı nedir, kaybettirdiği nedir derseniz tabii bu çok farklı bir konu. Burada ben Ticaret Sanayi Odası Başkanı olarak değil de şahsım olarak sadece görüş bildirebilirim size. Ticaret odası olarak benim normal bir marketçiden bunu ayırmam mümkün değil. Çünkü o da üyem, bu da üyem. Ama şahsım olarak değerlendir derseniz onu şahsım olarak değerlendirebilirim. Şahıs olarak düşündüğümüzde getirileri de var, götürüleri de var. Şimdi bu daha ucuza satan marketler de olduğu için bir rekabet ortamı yaratıyor. Ama bizim mevcut buradaki Akçakocalı esnafımız tabii bunlardan çok zarar görüyor. Mahalle bakkalı bile kalmadı artık. Mahalle bakkallarını bile artık mahalle bakkalı tarzında üremeye başladılar. Yani en küçük bir mahallede bile hemen bir şube açıp oraya iki personel koyup mahalle bakkalı tarzında yayılmaya başlamaları. Ben de bunları Akçakoca esnafımız için bir tehlike olarak görüyorum. Mahalle bazında, mahalle bakkalı tarzında yayılmalarından bahsediyorum yalnız. Belediyemizde biz bu işi görüştüğümüzde belediyeden bir meclis kararı çıktı. Takip etmişsinizdir, biliyorsunuzdur bunların yeni açılması ile ilgili. Sağ olsun, o zaman bu işi takip eden belediye başkan yardımcılarımız odamıza ziyaret ederek her şeyde oldukları gibi yine yani bütün Akçakoca ticareti ile ilgili yapılan bir şey de sağ olsun kaymakam bey de olsun, belediye başkanımız da olsun, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz olsun odamızın görüşünü almadan hareket etmiyorlar sağ olsunlar. O zaman takip eden belediye başkan yardımcımız gelip biz de birkaç toplantı yaparak o alınan meclis kararında tabii %100 bizim dediğimiz olmadı. Belediye bazı kendi özel isteklerinde oraya ekledi. Ama bizim görüşlerimizi alarak bu yeni çıkarılan meclisten çıkarılan kararı beraber yani görüş birliği içinde çıkarttık. Ondan sonra da açılan büyük market olduğunu görmedim. Olursa da meclisin çıkarttığı karara uymak zorunda. Park yeri olmak zorunda, kendine özel park yeri olmak zorunda. 400 metrekarenin üstünde olmamak zorunda. 400 metrekarenin üstünde olursa eğer şehir içinde olmamak kaydıyla çocuk emzirme odasından çeşitli çeşitli şeyler koyularak yapıldı. Buna da Akçakoca'da uygun yerler olduğunu ben zannetmiyorum. Akçakoca'da zaten 400 metrekarenin üstünde dükkan bulmak çok güç. Artık bundan sonra o kadar rahat yayılabileceklerini düşünmüyorum. Ama olmalarında artıları var mıdır? Artıları da vardır. Ama artıları Akçakoca'ya eksilerinden daha azdır. Bunları söyleyebilirim. Şahsım olarak, ticaret odası başkanı olarak söylemedim yalnız bunları. Çünkü